Deviasyon tedavisi nasıl yapılır? Bir kere deviasyon tedavisi edilmesi gereken bir durum mu? Bunu önce anlamamız gerekiyor. Biz baktığımızda her deviasyonu mutlaka ameliyat etmiyoruz veya mutlaka bir tedaviye kalkışmıyoruz. Ama düşünün ki o kişi nefes alamıyor. Her gece uykuda böyle ağzı kuruya kuruya sık sık uyanıyor. Sabah yorgun kalkıyor. Evet, bunu tedavi edilmesi lazım. Tedavisi o kadar zor bir durum değil. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi lazım. Şimdi bazı tedaviler var. O kadar tehlikeli tedaviler ki bunları yapmadan önce insan bir dolu düşünebilir. Ama deviyasyon öyle değil. Yani varsa çözmekte yarar var. Şimdi tedavisi nedir peki? Aslında tedavisi cerrahidir. Yani ameliyattır. Ne demek ameliyat? Burun orta duvarının iki tarafında birer zar var. Ortasında da bir iskelet yapının oluşumları var. Kıkırdak ve kemik. O zarları kaldırırsınız. Kıkırdak ve kemiğe ulaşırsınız ve onları içinde gerekirse biraz tıraşlanabilir, gerekirse bir kısmı çıkarılabilir, gerekirse yeni bir şekil verilebilir, gerekirse yeni destekler konur. Ama artık daha orta hattaya gelmiş ve burun boşluklarını daha simetrik bir hale getirmiş bir duvar haline dönüştürürsünüz. İşte deviasyon tedavisi budur. Bu tedavinin üstüne yapılabilecek şey şu, orada bir ayrıntı var belirtmemiz gereken. Evet, bu zarları kaldırdık, ortadaki iskeleti düzelttik, daha düzgün bir orta duvar oluşturabildik, zarları yerine koyduk, birkaç tane dikiş koyduk, bitti mi? Bazı yerlerde tampon konur, bazı yerlerde konmaz. Bununla da ilgili iki cümle söyleyeceğim. Ben tampon koymayan bir hekimim. Tampon konmasının yanlış olduğunu söylemeyeceğim. Ama 12-13 yıldır artık bu ameliyatları tamponsuz yaparak istediğim sonucu elde edebilmiş bir hekimim. Ne demek istediğim sonuç? Kalıcı bir sonuç. Hastamızın rahat nefes alabildiği, iyi nefes alabildiği, yani nitelikli havayı yine ısıtarak, nemlendirerek arka tarafa doğru aktardığı ama büyük bir dirençle karşılaşmadan bunu yapabildiği, ağzını kapalı rahat nefes alıp verebildiği, yattığı zaman ağzı kapalı uyuyabildiği bir sonucun yaşam boyu kalıcı şekilde sağlanmasıdır. Benim yaşam boyu takip ettiğim hastam olmamışsa bile çok uzun süre takip edebildiğimiz hastalar var. Benim ve meslektaşlarımızın yaptığı. Biliyorum ki başarılı sonuçlar yaşam boyu kalıyor. Onun için bizim de çabamız bu sonucu elde edilmesi. Hangi bedelle? İşte burada mümkünse tampon da koymadan elde etmemiz bunu. Ben de yapmaya çalıştım o. Çünkü tampon insanın burnunda varsa bir baskı unsurudur, bir kaygı unsurudur. Hastam rahatsızsa, bu sıkıntıları çekiyorsa ben de hekimi olarak rahatsızım. Ve bir süre sonra o tampon bir de çıkarılması sırasında yaşanan bir sıkıntı var. Dolayısıyla benim yaptığım şu, burnunun içine hiçbir şey koymadan, tampon, silikon, başka hiçbir şey koymadan. Hastam ameliyat olur, evine gider. Ertesi günde hayatına döner, işine döner, başka şeyleri yapar. Bizim hedeflediğimiz budur, sıklıkla başardığımız da budur. Ve bence de doğru tedavi böyle olmalı. Yani bir deviasyon tedavisi büyük bir tedavi değil, özetle cerrahidir. Bu cerrahinin içinde mümkün olacak en kısa zamanda da hastamızın işinin başına dönmesi hepimizin ortak hedefidir.